Evet arkadaşlar, Ankara turnesine devam ediyoruz. Bugün yine çok güzide bir yerdeyiz. Yine güzel bir abimizin yanına geldik. Emin olun videoya başlayınca hepiniz tanıyacaksınız. Bugün neredeyiz? Akyurt'tayız. Akyurt'ta ne var? Akyurt'ta Akyurt Belediyesi Park ve Bahçelik Müdürlüğü'ne ait olan Güvercin Park var. Burada kim var? Adil abi var. Adil Kayabaşı. Kendisi bizi misafir etti, sağ olsun. Geldik, çekim yapacağım şimdi. Ben başlayacağım, şu girişten başlayayım dedim. Ondan sonra kendisiyle de sohbet edeceğiz. Buradaki dernek gerçekten çok hoşuma gitti. Belediye aracılığıyla yapılmış, fakat belediye ile beraber ortaklaşa yapılmış. Belediye, Akyurt Belediyesi'ne de başkana da buradan teşekkür ediyorum, çünkü gerçekten Antalya'da bu şekilde bir yer lazım arkadaşlar. Ve inanın bana, gerçekten eğer imkan olursa böyle bir yer Antalya, yani gerekli büyüklerimizle, biz de oradaki büyüklerimizle görüşüp böyle bir yer yaptırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir yer. Size de çekimlerde göstereceğim, anlatacağım. Bakalım, dolaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Akyurt'ta yine Adil abiyle şimdi sohbete devam edeceğiz. Adil abimiz sağ olsun bizi ağırladı. Gece de geç yatmış. Ya, dün mezat falan vardı burada dernekte. Ama sağ olsun kırmadı bizi. Kaldırdık kendisini. Rahatsızlık verdik ama hakkını helal etsin. Evet Adil abi, seni Türkiye tanıyor ama bir de biz aracılığıyla tekrardan bir şöyle tazelemiş olalım. Kendini bir tanıtırsan abicim bize kısaca. Ben Adil Kayabaşı, 1959 Nevşehir doğumluyum. Ankara'da ikametgah ediyoruz. Burada Akyurt ilçesinde bizim güvercin parkımız var. Güvercin parkımızda bu hobimizi, faaliyetlerimizi burada Anadolu Güvercin Kültür Federasyonu olarak da burada devam ettiriyoruz. İşte güvercin sevdalısı olarak arkadaşlarla beraber kuşlarımıza bakıyoruz. Bugün pazar günü olduğu için güreşlerimizin temizlikleri falan yapılıyor, bakımları yapılıyor. Böylelikle ilerleyeceğiz herhalde arkadaşlarımızla. Yani kümes temizliği derken toprakları değiştiriliyor arkadaşlar, tazeleniyor. Yani hayvan hafta içi genelde hani toprakta geziyor, pisliyor falan filan. Bunları tazeliyorlar yani temizlik derken. Öyle yani ağım şağım bir kir yok, ben göremedim ama işte Adil abi yine de titizlikle baktığı, temizledi. Ya güzel şimdi hayvanlar. Tam tüy mevsimi olduğu için kuşlardaki bu tüylerden, ondan sonra o ufak dedi bizim böyle beyaz tüy dediğimiz o tüyler kuşları evet, rahatsız ediyor. Damaklarına, gözlerine yapışıyor, ağızlarında yara çıkıyor. Yani bunlara dikkat etmek zorundayız. Solunumlar hastalığı oluyor. Onlara dikkat ediyoruz. İşte bu da güvercin camiası. Sizin gibi gelen misafir arkadaşlarımızı falan ağırlıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Gerçekten biz burayı 2019 yılında bizim Gültekin Ayantaş başkanımızın sayesinde açtık burayı biz. Kendisi de güvercin sevdalısıdır. Burası evet, böyle bir yerin her ilde olması lazım. 81 ilin hepsinde böyle bir güvercin camiasına hizmet edecek bir yerin olması şart gözüyle bakıyoruz. Burayı bir önder olarak yaptık ama evet, mücadelemiz devam ediyor inşallah. İnşallah başka örnek olur abi bu. Yani sen konuşmalarımızda da söyledin. Yani biz elimizden geleni neresi olursa olsun biz de yardımcı olmaya çalışırız dedi Adil abim. Adil abim sohbet ediyoruz içeride. Diyor ki yani İstanbul olabilir, Ankara olabilir, işte Eskişehir olabilir, İzmir olabilir. Güzel şeylere imza atmak, katkıda bulunmak her zaman kuşçuluk adına bizim vazifemiz diyor. Kendisi de bunu söyledi. Senin beslediğin kuşlar burada değil mi Adil abim? Ben burada benim beslediğim kuşlar. Da bir gösterelim arkadaşlarımıza. Adil abi ne besler, ne tarz kuştan hoşlanır? Gerçi Türkiye, Türkiye tanıyor ama yine de biz de bir üstünden geçmiş olalım. Vallahi işte görüldüğü gibi burada bu kuşlar benim hemen hemen diyebilirim ki 88'den beri beslediğim kuşlar. Maşallah. Bunların artık biz de oyun amaçlı da beslemiyoruz. Bunlardan işte bunları çok seviyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Hemen hemen diyebilirim ki 33-34 senede biz bunlara hizmet ediyoruz. Seviyoruz. Bunları da sevdiğimiz için de böyle bakıyoruz işte bunlara. Neslini müdafaa edelim. Evet, evet. Maşallah. Ya yani ben zamanında bunu Kırıkkale'den aldım. Kırıkkale'de bizim yaşayanda Hüseyin Akker abimiz var. Evet. Hüseyin Akker abimizin kuşları. Bunların içinde bir tane bu kara kirli erkek var. Arkadaşım da gösterdi. Şu. O kara kirli erkek ayrı bir kan. Bir tane burada dişimiz fazlaydı. O bir deneyelim dedik. O dişiyle beraber attık. Yani ayrıca burada. Hepsi aynı kan.
Maşallah. Arada hiç başka bir X koş yok. Maşallah. En güzeli zaten abi. 88'de aldığım kuşlar neyse bunlar da o. Maşallah. Sende de oluyor mu abi? Hani kan sıkıştı diyorlar. Ağır geldi diyorlar. İşte belli bir şey sonuna dikkat et. Belli bir şey sonuna hayvan ağırlaştırıyor kendini. Kan girmek lazım falan. Yaptınız mı? Yani öyle bir ya etkinlikte bulundun mu? Ben bunlarda araya bir tane kuş attım. Bunların içine bir değiştirdim. Ama kendi aralarında şimdi bunlar manevi fazla olduğu için. Evet. Yani oynasa da oynamasa da bakıyorum. Ama maşallah. İçlerinden hepsi oynayacak diye bir kural yok. Beş parmağın beşi tabii, değil. Tabii çoğu abi. Sökmüyor. Evet. Bazıları taklayı çeviriyor. Evet. Ama bazıları da çok çabuk bir vaziyette oyuna düşüyorlar. Gerekli görevini yapıyorlar. Bizi de mutlu ediyorlar. Evet. O yüzden dolayı da hani en azından bu bana mal olmuş. Ben tabii bir yerden aldım geldim evet. Ama şu anda benim elimde bana mal olan bir kuş. Sizi temsil senin, eden bir kuş yani. Evet. Beni de temsil ediyor artık. Hüseyin abimle biz devamlı hala görüşürüz. Hüseyin abimle Allah sağlık ömür versin kendisiyle hayatta. Evet. Hüseyin abim de bunları çok sever. Yani diyebilirim ki İnşallah Allah nasip ederse kuşlardan bunlarla bırakırım. İnşallah abi Allah uzun ömür versin. Ama ben... tabii ki tazelemek lazım. Tabii arada bir şart değil mi? Pazelemek tabii ara sıra bir tane kuş atıp içine geriye almamız lazım. Bunların içinde bazen farklı kuşlar çıkıyor. Böyle rengi şey olanlar değil mi? O işte o... Koyu. Dumanlı... Kirli erkeğin yavrusu onlar. Hadi canım. Gittin evet. Onu mu buldun lan tenekeni? Ne bileyim abi ben de baktım bir tane yavru var o yavru. İşte o. O kirli erkeğin yavrusu. Erkeğin şunun yavrusu. Yavrusu. Evet. Onlar şurada dumanlı dişi var görüyor musun? Bak tam önünde. Onların ikisi ayrı kan kuşlar. Heh. Koyu kuş. Heh. Aynen onların ikisi aykırı. O da yine 5-6 yaşında var o kuşun herhalde. Bu ikisi. Dişi 9 yaşında falan. Fazla bak maşallah. Maşallah maşallah. Ama o dişi şimdi farklı erkek hiç böyle kuşlarla alakası yok ama dişinin yine bir tarafları bu kuşlar. Evet. Yine bu tarafa da yani. Boz da veriyor yani bunlar içinde. Evet. Sabuni biliyorsunuz. Sabuni boz biliyorsunuz. Boz. O evet. Çok nadir yani bir 7-8 senede 10 senede. İki tane var çünkü içinde başka da yok. Bir evet. Bu var. Dişi bir de erkek var. Çıkabiliyor. Yine de tertemli. Evet. Ak kuyruk da vermiş hem de. Bir, iki tane böyle. Onları, o ak kuyruk olanlarını 7-8 senede bir ancak bir tane böyle verir. Evet. Onun haricinde... Çok nadir dişi o yani. Nadir. Maşallah. Evet. Şu tarafta da var. Evet. Şimdi başka bir kümese giriş yap. Yine daha yan tarafında. Ya burası da 3 tane burada değişik kuş var. Şu Arap değişik. Arap zaten dikkat çeker. Evet, o erkek bizim Çanakkale'de bir Aydın abimiz var. Aydın abimizin gönderdiği bir güvercin. Öbürleri de bizim bu yandaki kuşlarla Antalya'da tanırsınız artık hepiniz bilirsiniz. Sadece Ömer abim var. Allah evet, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ömer abim bana bir gönderdiği bir boz dişi vardı. O dişiden çıkma bunlarla. Maşallah. Yok güzel ama fizikler, müzikler çok güzel kuşlar. Yani bunların hepsi olduğu gibi. Evet. Öyle bir kuşlar. Yani Ömer abinin kanlı nesli. Evet. Şimdi zaten diş erkek ayrılmış. Şu anda bunların bir çift eşli olan kuş var. Bu Arap kuşlarda yok. Yok o içi koyuyor. Gökler güzelmiş ama. Evet. Gökler de çok eski hayvanlar. Gene aynı değil mi bunlarla amca? Akraba. Maşallah maşallah maşallah. Bak dumanlı da çok. Dumanlı akkuyruk. Eski bir soya. Zaten o ya. Bak görüyor musun? Gök olmuş. Koyu gök. Ya şimdi o gökler şöyle, bu işte dedim ya araya ara sıra bazı kuş geziyor, oradaki dumanlı dişi, o dumanlı dişinin kanı giriyor. Evet. Bizim burada Mehmet diye arkadaşımız var, biz burada beraber güvercine bakıyoruz. Hı hı. O Mehmet arkadaşımızın kuşları da giriyor bunlara. Üç dört parça kuma
Yani öyle ama genelde burası ağırlıklı olarak şu iki tane gök hariç, şu koyu gökler var. Bak ayaklarında bir sarı boncuk var bende öyle. Onların haricindekilerin hepsi Ömer abinin kuşları. Fizik olarak kırıkkale kuşuna da benziyor abi. Abi tabii kırıkkale kuşu zaten ayrı bir. Ha Ömer abinin kuşu da kırıkkale kuşu değil. Değil yok bu şeylerden. Araba bir dişisiyle özellikle çekmek istiyor. Şu dişi Araplara çekeceğiz. Onlar çekeceğim zaten. Onlar gerçekten çok eski kuşlar. Yani böylesi zor. Abi. Gagası, gözü. Ya bu kadar beyazını görmedim. Ya şimdi bunda bir şey diyeceğim de bu. Bazı arkadaşlar bunları şey yapıyorlar. İşte Adil abi her kuştan bende var falan edasına giriyor diye bazı yorumlar yapan arkadaşlar da. Evet. Ben bu kuşlarda meraklıyım. Bu kuşlar bana hediye geldi. Şu Arap erkek bizim Çanakkale'de polis Aydın abi. Evet abi. Polis Aydın abiden bana hediye geldi. 7-8 yaşında var mı? Maşallah. Hala ben bunu besliyorum. Bunun da bir tarafı yine o arkadaşın Aydın abimizin kuşu. Sizin Antalya'daki o kumcu faunun beslediği Arapların bir kanalı. Kısasız dediğimiz Araplar. Evet. Bunlar da tacizde oluyor değil mi abi? Efendim? Taciz geliyor mu arkasından? Yok taciz gelmedi. Yani kumcu Faruk abinin takkalları da var. Var takkalları vardı. Yani Allah rahmet eylesin. Faruk evet abi çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz. Çok iyi bir insandı. Abi. Şimdi onun adına iki senedir üst üste yine kupa düzenleniyor. Hatta dişinin pinelerindeki beyazlıkları falan. Güzel maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah maşallah. Altlarında da bir takım yavruları var. Evet. Dişi erkek. İki. Aynen öyle. Maşallah çok dişi güzel. Dişi oyunlu. Burada ben buraya geldiğinde uçurdum bu dişi. Evet. Yavruyken aldım. Burada dişi güzel 20-25 metre. Öyle 17-18 tane yapar. Erkek gibi de oynadı değil mi amca? Erkeğe uçurmadım. Erkek gibi oynadı diyorum yani. Dişi erkek oyunu gibi yaptı. Evet. Sesli zaten. Erkekken de uçup oynar yani. Tonajlı sesli. Ama tabii maşallah gençliğinde yaptığını yarısını yapar mı? Fazlasını mı yapar? Orasını. Çünkü çok seviyorum hayvan. Erkeğinde de bana yani bir buçuk yaşındayken de oynadım. Abi yeter zaten kuş kanat kuyruğunu düzdü mü? Yavru ya da kustu mu bitmiştir. Artık ekeği oyununu yapıyor yani. Evet, şimdi çoğu arkadaş mesela yavruya kusmadan kanat tüyünü değiştirdiği zaman ekeliyor. Ama bir yavruya kustuğu zaman kuş asıl kendini daha bir güzel belli ediyor. Bir yılını doldurması lazım. Yavruya, cüceye kusup ondan sonra tam şeyini belli ediyor. Sadece yani şimdi şöyle bir şey var. Ben bunların ikisini benim beslediğim kuşlardan ayrı kuşlar olduğu zaman ben onların hepsini böyle açıkta falan almam. Bakın biraz önce girdiğimiz kuşlardaki kuşların hepsi açık. Evet. Kim ne etse ben bilmem. Salmalı değil. Evet. Aynen. Onları da çıkartayım istersen. Bunlar perdeli mi? Değil. Dur müsaade et orayda. Onlar Battı abi. Ne abi? Battı abi dedikleri kuşlar. Battı abi. Lakabı yani. Ayak takımlar çok değişik. Abi bunlar yine Kerkük tarafının kuşları mı? Paçaları falan. Bunlar olduğu gibi Irak kuşu. Irak kuşu değil mi abi? Ha. Ben işte bayağı kırmızı görünce perdeli mi diye ondan sordum. Çünkü paça taftımından, kafa gaga yapısından zaten çözersin. Bak dişinin zaten fiziğine bak. Görüyor musun? Nasıl? Maşallah. Bunlar biraz daha kayık gibi durur yani. Şöyle beller asıydır. Paça takımları. Boru olur. Boru paça ve ayakları kırmızı olur. Çok nadir oluyor. Sen anlattın sen abi bunları. Maşallah. Biliyorum. Ama bunlar kırılmamıştır. Yani şimdi evet bu kuşlar bizim Aydın abim var. Bizim buraya gelirler. Gelir burada oturur bir şey. Bugün gelmedi. Normalde gelirdi. Kapı açma şunu. Evet. Ama gelmedi. Bunlar Aydın abimin Aydın abime hediye gelmiş. Mesela Irak'ta. Aydın abi bunları çok evet seviyor. Saf ve öz. Hiç kırılmamış. Öz. Aynen öyle. Bunların altından bakın bu yan taraftaki bozdumanlar da öyle. Siz ne diyorsunuz renk olarak ama. Bozduman abi. Bozduman. Bozdumanların evet bakın inanır mısınız? Onlar o iki tane şu tane bozlar içlerinde onların ta ebelerinde bozluk vardı. Evet. Yani bunlar 15 sene önce falan. Şu evet bozdumanlardan bahsediyorum. Evet. Onların nesinde bu. Bakın şu bozdumanları birbirine vurduğun anda hiç başka bir renk vermez. Vermez. Dediğiniz doğru. Kesinlikle evet aykırı bir renk çıkmaz. Bunlarda evet da öyle. Bu baktavi dediğimiz kuşlar bunlar.
Bozman pulu. Evet, battaniyelerde de böyle, evet. Bunlar ayrı bir renk vermiyor. Evet. Üç ağız yavru aldı, üç ağız da aynı renk, aynı bak, tip. Bak mesela dişi perdelemiş. Perdesi var. Yani, hafif perdelemiş gibi ama işte. Çok hafif. Çok hafif. Yani normal, o değil, normalde oluyor. Yapışıkları da oluyor bunların ama. Bizde yapışıkları bunlar, var. Gerçekten. Var, bende de var. Ben, fizik yapısı. Şu baş kümeste de var. Göz, kim besliyorsa evet, orada. Bak, bir tane. Benim orası. Orada Adil abi. Göz çevresi, ha. Gaga yapısı, kafa yapısı. Bak kafasının aynen, topaklı. Yapısı. Bu anladın mı? Boz benekliler de mi orada, bunlardan geldi abi? Yavruları mı oradaki? Boz benekliler ayrı bir ırk. Onlar bunlarla aynı değil. Onlar da çok güzel bir kuş. Güzel. Onlar da öyle kuşu. Aynen. Kurulamış saf kuşlar ama ya bunlarla aynı değil. Ben gezdiğimde senden daha iyi baktım kuşlara. Oradaki nerede dikkatimi çekti? Maşallah. Maşallah maşallah. Çok güzel. Onlar da güzel. Burada ayrı şekilde salmada. Bunlar özel salmada duruyor. Birebir hiç yapmadan Arap takım da öyle. Ya bir şöyle kenar çık. Dur dur kuşlar kaçmasın. Yok çıkma çıkmaz onlar. Buradaki kuşlar karışık olan kuşlar. Evet. Ya şimdi bu her kuşu da olduğu gibi bizde de o merak var. Yani bazen kuşlarla oynuyoruz. Ya ne çıkar? İşte onu ona vuruyoruz, onu buna vuruyoruz falan. Burası karışık bir kümes. Hoppa battı düzen var bakalım. Limon, gırçıllı limonu çeksene bak, o da çok. Şu limon erkeğe çıkıyor. Şimdi birazdan onun kümesini de çekeceğiz. Onlar bizde bir sülale olmuşlar. Şu en başta. Evet, en az 10 senedir. Güzel bu kuş, ben sana söyleyeyim. Hatta orada o da dikkatimi çekti. Özellikle bu erkek de, yani limon sarı diyorlar değil mi abi Ankara'da buna? Evet. Limon sarı dedikleri. Bunlar da genelde pratik kuşlar oluyor. Bu tarz kuşlar pratik kuşlar oluyor. Ya bir de şimdi bizde çevre kalabalık olduğu için bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi seviyorlar. Burada da yavrusu seviyorlar. Var. Limon sarı. Evet, o limonların yavrusu. Tek bir tane yavru çıkartmış. Maşallah. Çevreden bize getirip hediye eden arkadaşlarımız da var. Sevdiğimiz dostlarımız. Evet. Eşimize arkadaşlarımız bize getiriyorlar. Darpanlı gibi maşallah. Şu yukarıda bak, o iki tane şey var. Bozumanlar var. Bunlar bizim Kırıkkarabey Cihankar diye bir kardeşimiz var. Onun kuşları. Ona da selam olsun buradan. Ona da selamlar olsun. Beyaz güzelmiş. Kayış gibi. Maşallah. Çok güzel kuşlar. Boz var. Bu da var değil mi? Ama onlar kırma. Kırmalar, çalışmalar yani. Evet, çalışma. Bunlar bak çalışma. Yukarıda beyazın yanındaki bir... Şu, karşıdaki evet, köşedeki. Erkek var, çalışma olan. Yani. Kerti, çalışmış dayı. Ha bu kağıt kuyruğu kesti. Oyunu açık mı? Hazır mı? Onlar hazır kuşlar. Tüyden sonra uçuracaksın. Tüyden sonra uçuracağımız kuşlar. Yavru tüyü işte bir şeyler yaptı. Acaba ekelinde ne yapar diye merak ettiğimiz kuşlar. O yumurtayı orada dursun abi. Dursun mu? Yani dişiyi ben salmadan buraya aldım. Burada yumurta. Salma da yavruya bakma. Burada da yuva alamamışlar herhalde. Maşallah maşallah. Bu da alev içinde kırıyor. Evet. Ayaklar, kaşlar, gözleri. Dakika vereceğim, beyaz da çok güzel. Maşallah. Fizikleri. Gayet güzel. Hmm. Orada bir çift de yavru var üstte. Burada. Evet çift. Böyle temel ya. Özel efendim arkadaşlar çok karışık burası. Maşallah. Kız var. Geç bakalım. Tabii burası bir şey yok. Şuna kaçmıyor. Burada da yine salma sistemi. Maşallah. Gel. Adil abi sen de hepsini yenebilirim maşallah. Bilmez mi adam beslediği kuşu, uçurduğu kuşu. Yani. Bunlar bizim damızlığımız. Bura özel. Hocam da değişmiyor. Yani Adil abi ne kadar yoğun da olsa, ne kadar başı meşgul de olsa kendi kuşunu 2 sene sonra, 5 sene sonra tanısa da bilir. Koca yerde 2 tane kuş var. Evet. Maşallah.
Ya şimdi bunlar ilk denediğimiz, tercüme ettiğimiz bir hayvanlar. Bunları sağlık bir vaziyette başka kuşlar içinde yavru aldığımız zaman şüphe işareti oluyor. Aynen abi. Acaba gerçekten ondan mı eş aldı? Yumurtayı dölü ondan mı aldı? Evet. O belli olmuyor. Burada bir tane akkuyruk var. Çok güzel arkadaşlar. Gök tayfası burada oluyor değil mi abi? Evet. Bunlar aynı kandır herhalde. Bir kirli hariç. Şu dumanlı kirli hariç. Burada çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın kuşu. Burası hep aynı bir kan. Evet maşallah. Burada da çok değişik. Orada da yavrular var ya. Orada yumurtlamayan kuşlar vardı. Onlara ilaç veriyor. Acaba diyoruz yumurtlar mı? Şu kuş çok değişikmiş. Peki. Evet. Maşallah. Bura boş kalmış. Burası boş. Burayı dün boşalttım. Şuraya... Kuşlar da çok enteresan. Nasıl kapışıyor? İkinci şeydeki kuşlar var. İkinci katına sonra. Orada altı şurası. Tamam şurası. Bir saniye. Şu kuşlar da çok değil mi? Güzel kuşlar. Nasıl bir şey? Bunlar hangi renk oluyor abi? Abicim biz de bunlara boz dumanlı kirli diyoruz. Dumanlı kirli diyoruz. Bunlar da... Bir tarafı kısası, bir tarafını da Altan hocamız var bizim Konya'da. Altan hocamız bize erkeğe hediye etti. Erkekte şu oluyor. Evet. Bunlar gökbenekli ile o boz perçemli erkek 11-12 yaşında. O bizim kendi beslediğimiz kuşlardan, o boz dumanlardan evet. Çıkıp da o bozların falan hepsinin dedesi bu. Evet, en büyük erkeği. Evet. Bu gök de şeydir. Bizim Mehmet arkadaşımızın kuşu bunları bir deneme yaptık. İşte bu dumanlı yavrular aldık. Maşallah. İnşallah uçuracağız. Bak birini perçemli vermiş, biri düz. Evet. Bu düz olan şey. Maşallah. Baba olan güzel ama. Yani altına aynılarını düşürmüşse de inşallah oyunların da birine katlıysa abi iyi olmasın. Oo, koyu gökleri bulduk. Bunlar da bizim Haydar diye bir arkadaşımız var. Onun kuşları. Maşallah, maşallah, maşallah. Haydar Ünal var. Bizim derneğimizin üyesi hem de bizim çok yakın bir dostumuz. Ona da selam olsun yine burada. Burada Haydar abi selamlar. Ve onun da burada işte bir çifte benim kuşuma bakın, benim kuşumdan yavru alın dedi. Getirdik ya buraya almıyoruz ondan. İyi etmişsiniz abi. Bir tane de burada boz dumanlılar var arkadaşlar. Bunlar da yine aynı öbür boz dumanlardan. Aynı oradaki kanlı. Evet. Maşallah. Orada da gök var yine bir takım herhalde. O dur. Gökler. Bu karşıda yerler uçmuyorum. Bizim şimdi burası dönmek olduğundan dolayı. Şöyle arkadaşlar. Son arkadaşlardan birer tane, iki tane. Tabii çok iyi olmuyor. Karada oluyor ama. Evet. Uçmaya çalışıyoruz. Aynı ayarda yavruları koyuyoruz değil mi abi? Aynı ayarda aynı. Yavruları koyuyoruz. Gruplaşarak uçuyoruz şu anda. Evet. İyi yani böyle uçur aynen. İsterseniz. Ben bir çift beyazını uçuyayım adam. Olur abi, olur. Beyaz mı? Bir çift beyaz kaldırsın. Arkadaşlar gerçekten sistem 10 numara. Yani gönlün ister ki şöyle bir yer Antalya'da da olsun arkadaşlar. İnşallah ben bunun için uğraşacağım, mücadele edeceğim. Ön ayak olmaya çalışacağım. Yani gerekirse belediyeye başvuralım, derneğimizle gidelim, bir şekilde gidelim. İhale yapan düzgün arkadaşlarımızla, büyüklerimizle. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben yerinde gördüm, videolarda izlemiştim daha önce ama. Yerinde görünce daha bir farklı. Gerçekten insan böyle yerde kuş besler. Yani o yeri olmayan arkadaşlarımıza çok şükür. O akkuyruktan gördün mü? İçeride akkuyruktan var. Ha. Taklaya binmiş usta bu. Suka girmiş. Hoppa. Dernekte de kuş uçuyor yani. Aynen. Geriye gidecek. Geriden çıkıyor. Geriye gidecek. Durun düşeceğiz. Arkaya geriye diyor. Ha suka girmiş buncağızım. Adil amca bizim için gökyüzünü şenlendirdi. Maşallah maşallah. O koyu olan akkuyruğunu bir şekilde yapacağım ama. Maşallah maşallah. Hepsi taklayı çevirmiş neredeyse Adil amca. Genelde çevirmiş herhalde değil mi abi? Genelde çevirmişler taklayı. Bunlar en son uçan yavrular. Bazıları taklayı çevirdiler. Çabuk sökenler var içinde. Bazıları çabuk söküyor, bazıları geç söküyor.
sizin burada nem olmaması çok güzel Adil abi. Ya bizim burada da rüzgar çok fazla. Rüzgar sizi bitiriyor. Bizim orada sıcak, nem, burada rüzgar. Boyam serte düşüyor. Evet. Aynen, belli. O dönergede bu tarafa. Biri kafa kaldırmaya başlamıştı, direkt yukarıya verdi Hüseyin abi. Şurada var, o da kendini teke alacak yakında. Aynen işte, o, havaya verdi dedi o da ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak, akboyruk açtı bak kendini. Ya şimdi bizim burası ilk aşama yeri. O da nasıl aşama yeri? Burada tablayı çeviktirip sertelenleri. Burada bakın daha boş kümesler var. Evet. Şimdi buradan biz kuşlar hepsini ekip ekip ayırırız. Evet. Sökenler bir kümesli olur. İşte havai baştakiler bir. Bir de bir tanesi içeride yapmış. Uyum sağlaması lazım ki rahat uçuralım. Böyle evet. Ayırdığımız zaman uçuruyoruz yani. Rahat uçuralım. Evet. Aradan sökülene ayırıyorsunuz. Sökülene evet. Ayırıyorsunuz. O zaman şöyle yapıyoruz, gruplaşma oluyor. Aynen, aynen. Havai baştakileri birbirlerine işte atıyoruz, aynı onlara ortak. O zaman onlar birbiriyle bir çekişmeye başlıyor, 4-5 kuş. Biz takla atanları, işte yeri çevirenleri, işte bilmem, ne diyeyim, çalışmak isteyenleri ayrı ayrı grup evet. Yapıyoruz bunları. Şimdi misal burada 11-12 tane kuş var. Evet. Bunları biz 5'erli, 6'şerli gruplara ayırıyoruz. Ölüyorsunuz. Evet. Uçumuna göre. Maşallah. Maşallah, maşallah. Gayet güzel. Biri bulunan içine doğru gidiyor. Gözüküyor mu? Anlamıyorum ki abi çok karanlık çıkıyor. Hüseyin abi. Evet Adil abi. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdın. Videomuzu burada sonlandıralım. Biz yine sohbetimize devam ederiz. Kuşumuzu izleriz. Arkadaşlar Adil abiye buradan sizlerin nezaretinde tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer. Abi iyi ki böyle bir yerler var. İyi ki sizler varsınız. Kuşçuluk iyi yer, iyi yer, daha ileriye gitmesi lazım. Yani şu çatılarda gezen cam çerçeve kadar arkadaşlık konumdan çıkarıp profesyonel anlamda sizler gibi büyüklerimizin yaptıklarını izleyerek örnek alarak devam etmemiz lazım. Ben bunu herkese şiddetle öneriyorum. Yani kötü şeylerden uzak duralım arkadaşlar. Kuş besleyelim ama onu da hakkıyla besleyelim. Ben her zaman bunu söylüyorum. İzlediğiniz için, bizi misafir ettiğiniz için sizlere, sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ankara maceramız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Adil abi teşekkür ediyorum. Son sözlerini seninle alalım abi. Buradan Antalya'daki bütün dostlarıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kendilerini en yakın zamanda ziyaret edip hasret gidermek İnşallah istiyorum. İnşallah bekliyorum. Sizlerin de bu emeklerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Güvercin camiasına hizmet ettiğiniz için. Camiamızın birlikte olmaya ihtiyacı var. Tek yumruk olmaya ihtiyacı var. Antalya'da, Antalya'mızda da niye böyle bir tesis olmasın? Evet abi. Eğer dernekteki görevli arkadaşlarımız, Verdin Camiası böyle birlikte hareket ederlerse, inşallah böyle bir yerler temin edeceklerini anlıyorum. Çünkü şu anda yani bütün, ya bakın yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün her yerde hayvanlara karşı aşırı derecede bir sempati var. Aşırı evet. Derecede bir hayvan hakları diye yasalarımız, kanunlarımız, bilmem kurallarımız çıktı. Biz de istiyoruz ki bizim güvercin camiasına da biraz eğilsinler. Evet. Kuş besleyen arkadaşlarımıza önderlik yapsınlar. Onlara maşallah. Işte, diğer hayvansever arkadaşlarımıza nasıl davranıyorlarsa bize de öyle davransınlar. Biz de bunlardan onları bekliyoruz. Yani. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tüm Antalya'ya selamlar olsun. Hoşçakalın.